İyi akşamlar. Gündeme dair programının bu akşamki konukları şair yazar Doktor Ahmet Tevfik Ozan ve araştırmacı yazar öğretim görevlisi Sayın Ferruh Bostancı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet değerli izleyiciler, sıcak gündem koronavirüs tabii Türkiye'yi ve ilimizi, bölgemizi etkilemekte. Acaba alınan tedbirler yeterli mi? Sağlık Bakanımız Sayın Koca'nın açıklamaları var saat 19'da. Bugünkü programımız 18'de başlayıp saat 20'ye kadar sürecekti. Fakat Sağlık Bakanımız Sayın Koca'nın 19'da yapacağı canlı yayın programından dolayı saat 17'ye programımızı almış bulunmaktayız. Elazığ depremi yaşadı. Depremden sonra Elazığ hangi durumda? Bunları konuşacağız. Siyasi ve sosyal açıdan dünya nereye gidiyor? Acaba bu olanları nasıl okumalıyız? Bu konuları konuşacağız. Tabii öncelikle hocam tekrar hoş geldiniz. Hemen sizden başlayalım. Sıcak gündem koronavirüs. Evet. Hocam ne tür çalışmalar yapılıyor? Siz takip ediyorsunuz. Dünyada neler oluyor? Ülkemizde neler oluyor? Acaba Çin virüsü mü bu? Daha önceki yıllarda görüldü mü? Hemen sizden başlayalım hocam. İşte evde kalın, dışarı çıkmayın gibi açıklamalar var. Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu açıklamalar var. Saat 19'da canlı yayında tekrar takip edeceğiz. Yaklaşık olarak 11 Mart'ta Türkiye'de görüldü. Bugün 23 Mart, 12 gün geçti hocam. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hocam ben siz de biliyorsunuz ki ben halkın içinde herkesle sohbet edip duruyorum. Şimdi vatandaşa sorarsanız dünya bir ayna gibi. Yani aynanın bir arka tarafı var, bir de bir baktığımız tarafı var. Şimdi baktığımız tarafta kendimizi görüyoruz. Belki de saçımızı düzeltiyoruz, üstümüzü düzeltiyoruz ama bütün bu işler olurken aynanın arka kısmını unutmamak lazım. Şimdi yeryüzünde bir gün içerisinde sıtmadan ölenlerin sayısı koronadan ölenlerin sayısından fazla. Açlıktan ölenlerin sayısı koronadan ölenlerden fazla. Şimdi siz öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki daha bundan 2 sene önce Suudi Arabistan'da bir günde binlerce çocuk öldü. Çocukları koyacak morg yoktu. Yani halbuki bir insanın sığacağı o morg bölümlerine 3-5 çocuk koyuyorlardı. Buna rağmen morglarda yer kalmadı. Çocukları buzdolaplarına koydular. Şimdi o zaman bakıyorsunuz bütün dünya, hür dünya hiç bunları kale bile almıyor. Şimdi ben bundan birkaç ay önce o zaman korona da yoktu. İnternette bir şey gördüm. Kadının bir elinde bir poşet Suriye'de tarlada böyle dolaşıyor bir şey topluyor. Ben de izliyorum şimdi tam sesini de açmamışım. Dedim ki ya bu kadın herhalde tarladan bir şey topluyor. Sonra kameramanlar geldi, bir mikrofon uzattılar kadına. Kadın bir ot topluyormuş gibi sakin. Dedi vallahi dedi bomba attılar dedi, uçaklar bomba attılar. Benim evim dedi yıkıldı, çocuğum da parçalandı. Ben dedi çocuğum parçalarını topluyorum. Ya şimdi böyle bir dünyada bir kadın eline bir poşet almış, kendi çocuğunun ölmüş cesedinin parçalarını topluyor. Böyle bir dünyada Cenab-ı Allah bunu affeder mi? Cenab-ı Allah bunu affetmez. Affetmediği için de ne olur? Şube, biz iman etmişiz. Biz iman etmişiz. Cenab-ı Allah şubeye bu şekilde bir musibet verir. Yani şimdi bunun önce bu işin aynanın arka tarafına bakmamız lazım. Şimdi ben bir kitapta okumuştum. Cenab-ı Azimüşşan, Allah-u Azimüşşan Cebrail Aleyhisselam'ı çağırıyor. Diyor ki, ya Cebrail gel diyor, git filan şehri batır diyor. Ya Rabbi diyor ben o şehri nasıl batırayım diyor. Orada diyor bir gecede diyor 80 bin kişi teheccüd namazı kılıyor. Teheccüd namazı kılıyor. Kardeşim diyor haklısın da diyor onlar emri maruf nehi münker yapmıyorlar. Emri maruf nehi münker yapmıyorlar. Yani iyiliği emredip kötülüğü men etmiyorlar diyor. Böyle de olunca Cenab-ı Allah şu veya bu şekilde biz iman etmişiz. Musibet veriyor. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Şimdi hepimizin evinde bir televizyon var. Şimdi siz kendi televizyonunuzu o firmanın verdiği uzaktan kumandayla çalıştırırsanız çalıştırırsınız. Başka bir kumanda alıp götürüp çalıştırmaya kalkarsanız çalıştıramazsınız. Bu kadar basit. Ya şimdi biz iman etmişiz. Şimdi kainatı yaratan Cenab-ı Allah son kitap olarak bir kere var ya şunu da anlaşalım.
Dört tane kitap var, mukaddes kitap. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an. Şimdi Cenab-ı Allah Kur'an'da ahlaka ait, imana ait çok güzel şeyler söylemiş. Demiş ki kardeşim böyle böyle yaparsanız böyle olur, böyle yaparsanız böyle olur. Kur'an-ı Kerim'de İslam akaidinde mesela bir hadise vardı. Diyor ki leş yiyen hayvanların etini yemeyiniz. Yerseniz diyor başınız belaya gider. Bak ben bunu biliyorum. Ben halk sağlıkçıyım. Kenardan köşeden ilim adamıyım. Ya şimdi kardeşim Yeni Zelanda'da ne yaptılar? Sığırlara yani ineklere, öküzlere, boğalara ne verdiler? Ölmüş hayvanların leşlerini aldılar, fabrikasyondan geçirdiler ve tuttular. Onu ne yaptılar? Sığır yemi yaptılar. Peki sığır yemi yaptılar ne yaptılar? Sığırlara yedirdiler. Cenab-ı Allah ne diyordu? Leş yiyen hayvanların etini yemeğiniz başınız belaya gider. Aynısını yaptılar mı? Yaptılar. Sonra ortaya ne çıktı? Deli dana hastalığı çıktı. Ve ondan sonra ortalık kırıldı. Peki bu koronavirüsü nasıl ortaya çıktı? Koronavirüsü de yarasa yiyen ve yılan yiyen Çinliler yüzünden ortaya çıktı. Orada genler mutasyon yaptı, birbirleriyle kaynaştı, DNA'lar birbirine karıştı ve böyle ortalığı kasıp kavuran bir virüs ortaya çıktı. Ancak bununla ilgili olarak bazı biyolojik silah olduğuna dair bazı iddialar da yok değil. Bu iddialar da var. Tabiatıyla insanlık bir anda boşluğa düştü ve böyle ciddi bir problemle karşı karşıya kaldı. Şimdi bu aslında biraz evvel söylediğim gibi siz eğer dünya ülkeleri olarak kendi çocuğunun cenazesinin parçalarını toplayan kadını dikkate almazsanız Cenab-ı Allah size böyle bela da verir. Ve bundan sonra çok ciddi olarak bunlarla uğraşmak zorunda kalırsınız. Şimdi hadise şudur. Şimdi normalde virüsler Cenab-ı Allah yaratmış. Virüsler, bakteriler, mantarlar, parazitler yeryüzünde var. Ancak her şeye rağmen gene insanların günahı bunları saptırıyor. Bir kere şunu da anlaşmamız lazım. İlim yapıyoruz. Dünyada bütün ilim sahipleri şunu söyler. Cenab-ı Allah öyle bir yaratmış ki yarasalar dünyadaki bütün mikropları vücutlarında taşırlar fakat kendileri hasta olmazlar. Yarasalar. Bütün vücudunda mikropları, virüsleri taşır. Bunu bildikleri için dünyanın en dahi milleti İsrail, Beni İsrail, Yahudiler ne yapıyor biliyor musunuz? Yarasalar üzerinde araştırma yapıyor. Bu Çinliler de arkadaşlar, Çin'de bir söz var. Daha doğrusu yani Çin'e yakıştırılan bir söz var. Diyorlar ki Çinliler diyor masa hariç dört ayaklı her şeyi yerler. Çinliler diyor gemi hariç yüzen her şeyi yerler. Ve diyor Çinliler diyor uçak hariç diyor uçan her şeyi yerler. Şimdi böyle bir ülkede siz virüsleri, bakterileri, efendim parazitleri kontrol edemezsiniz. Bu kuş gribi de bundan oldu. Yani mutasyona uğrayan mikroorganizmalar yüzünden bunlar ortaya çıktı. Ama şimdi dünya buna apansız yakalandı. Bununla ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor. Ama gene kurtuluş ben söyleyeyim. Kurtuluş gene bütün insanlığın fert fert herkese sağlık konusunda, hijyen konusunda sahip çıkması. Ortak üretilmiş ilkelere sahip çıkması. Bugün mesela Türkiye'de sokağa çıkma yasağı da konuşuluyor. Sokağa çıkma yasağı nedir? Aslında koronavirüsünün rezervuarı yarasalardır. Yani siz eğer sokağa çıkıp da insandan insana bulaşı önlerseniz, Türkiye'de çok fazla yarasa da yok, çok fazla şey olmuyor. Yani biraz kontrol edebilirsiniz, edersiniz. Bu noktadan hareketle şunu söylemek mümkün. Koronavirüsü, o işin tabii felsefi tarafından bahsettik şimdiye kadar. Bir baktığı şeyde medikal tarafına bakarsak koronavirüsü yeni mutasyonla yeni olarak ortaya çıkmış bir virüs olduğu için bunun tam genetiği buna karşı geliştirecek metotlar tam ortaya çıkmamıştır. Bu da bir süre ancak bu süre içerisinde koronavirüsü de yayılmaya müsait. Bir de koronavirüsünün bir özelliği var. Sıtma sadece fakirleri vuruyor. Açlık sadece fakirleri vuruyor. Ama koronavirüsü fakir zengini ayırmadan çakıyor. Yani o da onu da söyleyeyim. Bu arada o yüzden Elazığ şivesiyle zenginler çok kızılıyor. Elazığ şivesiyle. Evet, diyorsunuz fark etmiyor. Evet. Sayın Boştancı aynı soru ya işte sıcak gündem koronavirüsü. Ne yapmak lazım? Siz nasıl bakıyorsunuz bu ülke gündemini işgal eden koronavirüse? Şimdi teşekkür ederim Naim Bey. Evet.
Biraz önce tabii değerli hocam Ahmet Tevfik Bey, kendisi tıpçı, kendisi biraz sonra belki bilahare yine tekrar istifade edeceğiz. Evet, ama evet, tabii bir halk adamı gibi, halkın içinden. Yani teorikle pratikte halkın davranışlarını da zemeden bir takım açıklamalar yaptı. Biz de istifa ettik kendisinden. Ben de bu bir takım, tabii ben tıpçı değilim ama okuyan, düşünen ama çeşitli, tabiri caizse çarşıya pazara çıktığımız zaman çeşitli insan davranışlarını gözlemleyen ve onların üzerine düşünen bir hasbelkader bir düşünmeye çalışan bir düşün insanı olarak bir takım gözlemlerimi burada sunmak istiyorum. Artı bir de şöyle bir durum var. Tabii uzmanlar, bilhassa enfeksiyon hastalıkları, tabii uzmanlar birçok açıklamalar yaptılar Türkiye çapında ve bütün televizyonlarda, malumunuz, bilhassa ulusal televizyonlarda bu konuda çok çeşitli açıklamalar oldu. Yalnız bazen ben bir vatandaş olarak en azından biraz da kafa karıştırıcı açıklamalar da var diyelim. Veyahut esas odaklanmamız gereken yerden yerleri biraz kaçırıyormuşuz gibime geliyor. Kimi diyor ki elbisede işte kartonda 5 saat, 3 saat, efendim kimi diyor ki yüzeyde işte 6 saat yaşıyor, açık havada şöyle böyle. Bu böyle bir açıklamalar var. İşin gerçeği ben de seyrederken zaman zaman esas odaklanmam gereken neresi diye düşünüyorum. Ve oradan kendimce bir mantık çerçevesi içerisinde bir takım çıkarsamalarımız var. Ki bu tabii bizim uzman doktorlarının, bilim adamlarının ifade ettiği ölçülerde. Bir kere burada şunu anlıyoruz. Kesinlikle temastan uzak duracağız. Veya bu sosyal mesafe dedikleri bir buçuk değil mi hocam? Evet. Buna özellikle dikkat edeceğiz. Bunu da bir kere, çünkü sürekli tekrar etmenin faydası var. Çünkü zaman zaman insanlarımız, bizim toplumumuz aslında kaderci bir toplum. Şimdi nasıl? Yani bunu niye sürekli ve her zaman belli aralıklarla tekrar etmek gerekiyor? Şimdi bu da belki ilahiyatçıların uzmanlık alanına girecek ama biz de bir Müslüman olarak elhamdülillah. Bizim şu kader konusunu bizim ilahiyatçılarla, alimlerimiz, hocalarımız, bu konusunda araştırma yapanlar, okumaları olan insanların bu televizyonlarda bugünlerde ve bundan sonra bu kader konusuyla ilgili bir takım açıklamalar yapması gerektiği kanaatine vardım. Çünkü işte malum sosyal medyada ve televizyonda görüyoruz, bunun yayını yapıyorlar. İşte yaşlı amcaya soruyorlar, efendim niye dışarı çıktın? Affedersiniz, karı demeyelim de bizim yani mahalli dille karı dırdırından kaçmak için diyor. Şimdi böyle bir psikoloji, bir davranış oluşmuş. Yani bu, bunu akılsız, bu işte bilmiyor, cahil anlamında değil ama böyle bir kültürel kodlanma var mesela. Önemsememe var. Yani hatta bir takım... İşi biraz da şakavari. Tabii yani evet, geçiştiriyoruz. Sıkıntıya gelen bir millet değiliz. Böyle evlere kapalı, hapis hayatını seven bir millet tarihte olmadık. Zaten işte hep bağımsız yaşamamızın bir göstergesini de ben oradan biraz onun ışıklarını da görüyorum. Bizleri kimse evlere, kapılara, belli bölgelere hüküm altına alamıyor bizim milletimizi, toplumumuzu. Bu bizim tarihsel, kültürel kodlarımızda var, inançımızda var. Fakat şimdi akılla din bir. Yani bunu söylemek için uzmanı olmaya gerek yok. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i mealini en azından okuyanlar bile bilir. Akletmez misiniz diye sürekli soruyor. Peki bu sorunun mantıki cevabı neymiş o zaman? Biz ne anlayacağız? Niye akletmez misiniz diye soru soruyor Allah-u Teala bize. Akletmemizi istiyor. Düşünmemizi istiyor. Çünkü vahiy zaten sınırlı bir metindir. O metinin üzerinden bize yardımcı olmak için inmiştir. Bu dünya için inmiştir. Ahiret için inmemiştir. Bu dünyada bize yardımcı olması için inmiştir. O zaman biz, bize yardımcı olması için inen bu dinin, dünya hayatımızı tanzim etmemiz için inen dinin, aklederek oradaki çıkarsamalarımızı, oradaki emirleri ve yasakların maksadını, tabiri caizse moda tabiriyle esprisini düşünmeden bu dini layıkıyla hayatımızı tanzim edemeyiz sonucu çıkar. Şimdi buradan ne demek istiyoruz? Biz olan biten her şeyi haşa Allah'a iftira atarak, ben tırnak içerisinde söylüyorum, her şeyi bir kadercilik anlayışı içerisinde algılıyor. Elbette ki ol deyince olur. Elbette ki dünyada bir tek yaprak Allah-u Teala'nın izninden hariç düşmez. Ama hepsinin bir sebep sonuç ilişkisi vardır. Bunları biz düşünmek zorundayız.
hep sonuçlardan hareketle bu işi çözümleyemeyiz. Bunun sebepleri nelerdir? Demin Ahmet Tevfik Hocam Çin'le ilgili bahsetti. Bizim ülkemizde de muhtemelen Çin kadar olmasa da Müslüman biriz elhamdülillah. Temiz bir hayatımız var. Temizliği emreden bir dinimiz var. Ki din biliyorsunuz insan hayatında insanları en fazla temel dinamik olarak sosyal hayatta etkileyen temel unsurların en başında gelir. Aslında bütün toplumlar için biraz da öyledir. Şimdi buradan şunu yapacağız. Ya kaderimiz demeyeceğiz. Acaba bu bizim başımıza şimdi atıyorum. Yarın bunu doktorlar, uzmanları televizyonda, ulusalda sürekli tekrarlıyorlar. Şimdi ve burada gençlere bir şey olmayacağı hadisesi üzerinden yaşlılar genelde daha ön plana çıkarıyor haklı olarak. Ama şu var, buradan biz de bir kere tekrarlayalım. Bence ulusal televizyonlarda da bu konuyu özellikle altını çizmeleri gerekiyor. Yahu 17-18 yaşındaki insanlar da bulaştırıcı. Onların da yaşlılara hürmeten, büyüklerine hürmeten bu konuya çok dikkat etmeleri lazım. Yaşlı insanlar, 65 yaşındaki insanlar sokağa çıkmasın ama genç insanlar çıksın ve birbirleriyle temas edilsin denilmiyor. Bence buranın altını biz de bu, bize verdiğiniz fırsattan dolayı bir kez daha çizelim. Genç insanlara daha fazla görev düşüyor çünkü yaşlıların hareket kabiliyeti de bildiğiniz gibi düşük. Çok yerle zaten temas etme şansları yok. Tabii ki onlar özellikle evden çıkmamalılar. Ama gençler kendi anneleri, babaları, komşuları ve kendi milletleri için ki bunu biz bir ulusal mücadele veriyoruz. Türkiye'nin bu mücadeleden Allah'ın izniyle alın akıyla çıkması için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor. Artı bu konuda belki birazdan gireceğiz. Şimdi Elazığ'ın durumu da Naim Bey daha farklı. Şimdi biz kapının eşiğinde kaldık. Hani bunun da sosyal medyada videoları var. Dışarı çıkacak, deprem oluyor, dışarı çıkacak. Virüs var, dışarı kapının eşiğinde kaldı Elazığlı. Şimdi Elazığlı'ya pozitif bir ayrımcılık yapılması gerekiyor. Evet, çözüm önerilerine. Detay tabii buna da gireceğiz. Elazığ'a özellikle, bakın bunu samimiyetimle söylüyorum ki vicdanidir, bir pozitif ayrımcılık gerekiyor. Elazığ hem depremden bir sağ kuruşa yedi, koronadan sol kuraşa yedi, her anda kaot olabilir. Evet, bunları konuşalım. Bunun çözüm noktasına geleceğiz. Evet, Tevfik Hocam, siz özellikle biyolojik silah da olabilir şeklinde bir çıkışınız oldu hocam. Evet. Biyolojik silah mıdır hocam bu iş? Şimdi efendim yani, bu mesela biliyorsunuz bir 11 Eylül olayları oldu dünyada. Şimdi bizim dünya, şu anda dünya küreselleşme de diyoruz ya, büyük ev gibi. Yani dünyada eğer bir şeyler yapacak insanlar varsa, çok büyük bir değişiklik veya bir operasyon yapacak bir pozisyon varsa, önce kamuoyunu hazırlıyorlar. Bunun için bir ateş yakıyorlar, bir ateş çaktırıyorlar ve ondan sonra onun üzerine bina ediyorlar. 11 Eylül aslında mesela pek çok iddia var şu anda. Çok da ispata yönelik bir takım çalışmalarla ortaya çıkıyor. Diyorlar ki 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri'nin yeraltı zenginlikleriyle dolu İslam ülkelerine yapacakları bir operasyon için bir başlangıçtı, bir senaryoydu. Hatta onu da söylüyorlar. Diyorlar ki Obama'nın, yani zenci bir insanın ki evveliyatında bir de babasının falan Müslüman olduğu söyleniyor. Böyle Müslüman ülkeleri irrite etmeyecek, yani sıkmayacak, böyle şirin görünecek bir adamın oraya getirilmesi de bu planın bir parçasıydı deniyor. Yani demek ki büyük devletler büyük işler yapıyorlar. Tabiatıyla, şimdi biz mesela bunları hiç düşünmesek bile, büyük devletlerin, Kızılçin'in, Rusya'nın, Amerika'nın mutlaka biyolojik laboratuvarları var. Ve bunları da dünyanın denetimini açmıyorlar. Şimdi bundan yıllarca önce Türkiye'de, biz burada tabii bir samimi ortamda konuşuyoruz. Evet. Yani söylediklerimizin bilimsel bir hüviyeti olmayabilir. Şimdi bundan yıllarca önce Türkiye'de tuttular bir kan toplayıp da Amerika'ya göndermek falan, buna benzer bir takım iddialarla vatandaşlardan kan topladılar. Şimdi bununla ilgili bazı işleri bilen insanlar şunu iddia ediyor. Diyor ki ama o zaman Osman Durmuş, biliyorsunuz Sağlık Bakanı'ydı. Evet. Tanırım Osman Durmuş'u. Osman Durmuş şiddete karşı çıktı. Ben göndermem dedi. Bizim gen haritamızı çıkaracaklar. Bazı bilim adamları iddia ediyor. Diyor ki o kanlar diyor Amerika'ya gitseydi, diyor, Türklerin gen haritası ortaya çıkacaktı. Ve o gen haritasına göre diyor biyolojik silah üretilecekti. Şimdi mesela insanların DNA'ları var, genleri var.
Şimdi bu genler, mesela bazı hastalıklar bazı genlerle ortaya çıkıyor. Şimdi Amerika karşıdaki düşman bildiği bir ulusun, bir milletin genetiğini çözünce ona uygun silahlar, biyolojik silahlar üretebilir. Mutlaka böyle bir çalışması vardır. Fakat bu çalışmalar dünyanın gözü önünde olmaz. Arka kısımlarda olur ve bunu bu şekilde yaparlar. Mesela ben bugün okudum, hiç kimsenin aklına gelmez. Diyor ki Amerika'nın Çin'e diyor şiddetli borcu vardı dolar bazında. Onun için diyor bu işi uydurdu. Yani ha şimdi diyeceksiniz ki bu bir iddiadır. Evet. İddiadır ama bir de acaba bu iş olabilir mi diye düşünmek lazım. Olabilir mi? Vallahi olur, istese olur. Evet Sayın Bostancı, siz bu noktada ne diyorsunuz? Evet. Biyolojik ben hocamı silah. Desteklemek için şunu evet, söyleyeyim. Yani. Bakın önümüzde çok insanoğlunun sırası geldiği zaman yani insanlıktan nasıl çıktığının çok çeşitli tarihte örnekleri var. Mesela Japonya'ya atılan atom bombaları. Orada askerlere mi atıldı o bomba? Hayır. Komple sivil halka atıldı. Evet. Şimdi demek ki toplumlar bilhassa da işte diyelim ki inançları dejenere diyelim. Hani onlar kendince Hristiyan diyorlar. Veya bir takım Allah-u Teala'nın gerçekten dini üzerine yaşamayanlar, öyle diyelim genelleme olarak. Yani Müslüman olmayanlar, İslam olmayanlar diğer gruplara karşı çok aşırı şekilde insafsız olabiliyorlar. Ve bugün Hiroşima'ya atılan Nagasaki ve Hiroşima'ya 2. Dünya'da atılan bombalar neydi? Tüm halkı imha içindi. Şimdi hocam o yüzden destekleyeceğim. Demek ki tüm evet. halkı bugün atom bombasıyla yok ettiyseniz siz bir virüsle de aynı halkı yok edebilirsiniz. Yani hocam çok isabetli evet. davrandı. Biz muhtemel senaryoları Türkiye olarak çalışmak zorundayız bu devlet evet. olarak. Ya yani Trump'ın açıklaması var işte Çin virüsü. Tabii o yani biraz bu, siyasallaştırıyor ama yani haklı burada, bir anlamda kendi açısından. Gerçi biz Türkiye olarak içeride bunu siyasallaştırmamamız lazım. Ona da ben biraz değineceğim. Evet. Yer yer çok yok ama %90'da bir ittifakımız var. Yer yer çeşitli siyasi bir takım sahiplerle efendim Umre'den gelenler mi bulaştırdı, Avrupa'dan gelenler mi bulaştırdı gibisinden böyle evet. çok beni üzen, rahatsız eden, çok ayıp, yanlış bir takım bu işi siyasallaştırmak, buradan bir siyaset üretmek isteyen karşılıklı grupları görüyorum, aymazları görüyorum. Bu siyasi gruplar içerisinde herkesin de yok. %80'de, %90'da bir sağduyu hakim çok şükür. Ona seviniyorum. Ama yer yer köşe yazılarına yansıyan, efendime söyleyeyim, işte sosyal medyada kendini evet. bir takım bilmezlerin buradan bir siyaset üretebilir miyiz? Ya bu hastalık kardeşim 80 milyon herkesin etkileyecek. Ama aynı dışarıdan gelen yani bu, yurt dışından gelenler. Tabii şimdi bu birliktelikleri yani Umre'ye gidenler gelenler Avrupa'da mı gelenler mi evet. bulaştırdı? Bunları tartışmanın yeri ve zamanı değil. Burada bir kasıt aramanın, burada efendim bir bunu özellikle ön plana çıkarmanın bir faydası yok. Şimdi bu hastalık Türkiye'ye gelmiştir. Biz bundan sonra bununla nasıl mücadele ederiz? El birliğiyle, gönül birliğiyle. Ki birliktelik çok önemli. Buradaki siyasi partisi hangi gruplar olursa olsun ki dediğim gibi yani genel başkanlar noktasında böyle bir sıkıntı yok. Evet. Alt tarafta da olmamalı. Bir beraber kenetleneceğiz. Ve bir de şunun altını çizeyim. Elbette ki sıkıntılı günlerimizde sadedeyiz. Normal şartlarda da Türkiye'de artık şu bir takım kültürel kamplar oluşturarak oralardan kendilerine bir takım meşruiyetler arayıp böyle kendi siyasi taraftarlarını blokaj içerisine almayarak insanlardan kurtulacağız. Sağcısıyla solcusuyla kurtulacağız. Akıl buradadır. Mantık bize bunu söylüyor. Bundan kesinlikle kurtulacağız. Solcu ben de solcuyum yapmışsa meşrudur. Efendim sağ görüşlü bir adam yapmışsa meşrudur. Biraz da bizimkiler yapsınlar ama bu benim olmaz adamım. Evet. Bunlar bitmesi gereken hadiseler. İşte bununla ilgili siyasete yine bugün fazla girmeyeceğiz ama siyasi partiler kanunu bir kere daha 50 kere nefesim ölene kadar söyleyeceğim. Evet. Gerçekten ortak aklın, kolektif aklın ortaya çıkması için bir kere en başta bu ülkeye siyasi partili adam gibi hakkaniyetli, hakka uyan, hakikate uyan kanunları kendimiz üreteceğiz. Bize zorla dayatmayacaklar. Bakın biz bu yenilemeyi yapmadığımız için Tanzimat'ta yarım yamalak işte hocam daha da hocam da bir evet. işte böyle züht inkılapları bazı Ahmet Kabaklı'nın evet. dediği hikayeler var şudur budur. Tabii iyi niyetle yapıldılar bu. Hepsi Tanzimat'ın hepsi aslında kurtulmak için bu işlere girdi. Ama ne oldu? Sağlıklı yaklaşılamadı. Yarım yamalak dışarıdan dayatıldığı için biz felah bulamadık. Kendi değerlerimiz üzerine inşa edemediğimiz için şimdi değişimler nasıl olur biliyor musunuz?
Bunu konuyu açıyor. Yani sağlık ya açısından yerde, baktığımız bakın, zaman yani hocam siyasallaştı mı bu iş yani? Şimdi bir geleceğim evet. oraya. Önce şunu söyleyeyim. Evet. Bir yerde medeniyette bir buluş duyarsınız. Ya o size getirip taklit edersiniz ama taklit ederken de illaki değiştirmeniz gerekir. Zaten motemot hiç kimse hiçbir toplum tarihe baktığımız zaman motemot taklidini yapamamıştır. Veya duyarsınız buradan ilham alırsınız bunu siz üretirsiniz kendi değerlerinizi. İki yolu var. Yani bu konuda sosyologların, tarihlerin, felsefecilerin söylediği başka yol yok. Duyduğunuz bir yerde atom bombası icat edilmiş. Ya gidip evet. onu alacaksınız, getirip taklit etmeye çalışacaksınız veya böyle bir fikir varsa bu fikri kendi değerleriniz üzerinden yükselteceksiniz. Şimdi neyse bu konu başka evet. mecralara gidiyor. Deminki evet. konuya gelelim. Ya içimiz yandığımız evet. için söylüyoruz. Evet. Şimdi bu işi siyasallaştırmayacağız Türkiye'de. İnşallah çok şükür yok. Ama bir takım tedbirler alınıyor. Herkesin elini taşın dibine sokması gerekiyor. Bir de burada bir şey daha söyleyeyim. Bir önerim olabilir. Yanlış veya doğru ama bu fikirdir. Buradan Elazığ'dan ulusal Kanal Fırat ulusal yayın yapıyor. Etkililerin de izleme şansı var. Şu uzaktan öğretim hesabı biraz tutmayacak gibi. Çünkü İtalya'da yapmışlar. Ben onun bir evet. çalışma okudum. İtalya'da verimli olmamış. Çünkü hatta İtalyan hocanın biri şöyle bir ifadesi var. Diyor ki ya biz sınıfta hoca öğrencileri şey yapamıyoruz. Odaklandıramıyoruz. Evet. Burada yapmamız çok zor. Mümkün olursa tabii ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama olabilirse okul sezonu içerisinde olmasa da ondan sonra 2-3 hafta 4 hafta biraz da belki hızlandırılmış olarak bunu telafi etmekte bence fayda var diye düşünüyorum. Çünkü hocam çözüm noktalarına geleceğiz. Bizim yani çok altyapımız buna müsait değil maalesef evet. diyorum. Evet hocam. Burada bir aksamalar olacak. Buradan yeterli verimin alınacağı kanaatinde şahsen değilim. Evet hocam siz şimdi hocam ben isterseniz şeye girdiniz düşmana yani, karşı ben bir evet felsefe burada, yaptım evet ha, hocam ama şimdi korunmaya gelelim özellikle hocam nasıl korunacağız evet. yani bir hekim olarak tamam bir hekim olarak evet. ben şunu söylüyorum şimdi virüs aslında insanların yanlışları üzerine ortaya çıkmış yeni bir canlı niye çünkü virüs yarasalarda yaşayan bir virüsle yılanlarda yaşayan bir virüsün DNA'larının karışmasıyla ortaya çıkmış yeni bir virüs. Yani bu yeni bir canlı. Şimdi bu yeni bir canlıya karşı bizim insanların mikroplara karşı yani virüs, bakteri, parazitlere karşı bir bağışıklık mekanizması olur. Biz buna immün sistem diyoruz. İmmün sistemimizi güçlendirmemiz lazım. İmmün sistemini vatandaş nasıl güçlendirir? Önce bu soruyu soralım. Vatandaş tabii beslenir. Şimdi ben tıp fakültesinde öğrencilerimi Elazığ'da katı atık tesislerine götürüyorum. Katı atık tesisleri orada güzel bir depolama yaparak ortaya çıkan metan gazını, çöplerden çıkan metan gazından enerji üretiyor. Metan gazını değerlendiriyor. Oradaki mühendis arkadaşa soruyorum. Diyorum ki ya burada heyula gibi bir tesis var. Buradan yeterince şey alabiliyor musunuz? Metan gazı. Çünkü metan gazı organik, normalde organik ürünler evet. ortaya çıkar. Hocam diyor heyhat kiti alamıyoruz. Çünkü diyor Elazığ'dan gelen bütün çöpler diyor ambalaj. Yani Elazığ için söylüyorum biz Elazığ'dayız şu anda. Elazığ'da gençler, çocuklar immün sistemi güçlendirecek yiyecekleri yemiyor. Aldıkları fabrikasyon ambalajlı şeyler. Hemşehrim biliyorsunuz Canan Efendigil Karatay. Biz evet. onunla bu stüdyolarda 2 saat program yaptık. O çok kızıyor diyor ki ambalajlı bir şey yemem ben diyor ya. Ama doğru söylüyor. Şimdi bizim Elazığlı, mesela biz Elazığ'dayız. İmmün sistemi güçlendirecek ne yer? Ya biz çocukken var ya biz Harput'ta nenem, dedem mesela ilk doğmuş ineğin sütüne ağız derlerdi. Evet. Bize getirip ağız yedirirlerdi. Orada immün sistemle ilgili, immünoglobinlerle ilgili çok kıymetli şeyler var. Şimdi kardeşim sen ağızdan haberin yok. Lordan haberin yok. Pekmezden haberin yok. Ambalajlı şeylerle yiyorsun. Bu immün sistemi güçlendirmiyor. Paçadan haberin yok. Biz gene Canan Efendi'nin evet. Karatay'ın şeyine geldik. Değil mi hocam? Evet, ne kadar güzel. Genelde işlenmiş gıdalar şu tabii. anda. Hep işlenmiş gıdalar evet. tüketiliyor. Yani ne yapmak lazım hocam? Bak, yani immün sistemi güçlendirecek evet. tabii yiyecekler yememiz lazım. Uykumuza evet. dikkat etmemiz lazım. Sigara içmememiz lazım. Temiz havaya çıkmamız lazım. Bulunduğumuz ortamı havalandırmamız lazım. Ve bol bol sıvı almamız, su almamız lazım. Zaten bu koronavirüsünün insan vücuduna giriş yeri geniz ve ağızdır. Ve bunun da en çok sevdiği kuruluktur. Yani kuru ortamlarda çok şiddetle yaşıyor, yaşama süresini uzatıyor ve daha güçlü bir şekilde
ağızdan aşağı doğru inmeye başlıyor. Halbuki su devamlı su içerseniz bu şey yapıyor. O su bunu sürükleyip mideye atıyor. Mide de zaten asitle bunu hallediyor. Meseleyi bitiriyor. Bak demek yani bol ki, sıvı almamız bol lazım. Bol sıvı almamız evet. lazım. Genzimiz hiç kuru olmayacak. Evet. Oturduğumuz mekanı havalandıracağız. İkinci kısım bak. Bu birinci kısımdı. Evet. İkinci kısım bulaşmayı önleyeceğiz. Şimdi koronavirüsü bir insana, sağlam bir insana nasıl bulaşır? Bir yarasalar vasıtasıyla. Ya Türkiye'de o kadar yarasa yok. Yani o Batman diye çizgi evet, filmler evet. var ama. Bunlar hikaye tabii. Şimdi madem yarasa yok, geriye ne kalıyor? Bulaşı üzerinde taşıyan bir insanın sana bulaştırması. Bunu nasıl önleriz? Biraz evvel söyledik. Mesafeyi ayarlayacağız. İşimiz olmazsa sokağa çıkmayacağız. Hiçbir şekilde. Evde kalacağız yani. Evde kalacağız. Evet. Ya, derdimiz bu. Evet. Bunu evet. halledeceğiz. Bir de üçüncüsü devletin işi. Devlet sürekli gözlem ve istatistik yapacak. Biz ne yapacağız? Devlete uyacağız. Devlet ne diyorsa ona uyacağız. Kestirme bu. Hocam geçenlerde camide tartışıyorlardı. Evet. İşte toplu namaz kılacağız. Şu an gerçi yasaklandı da nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yani hocam? İslam dininde İslam evet. dininde sıhhatini, hayatını bile bile tehlikeye atmak nedir? İntihardır ve yasaktır. Evet. Ben bir gün hiç unutmam. Bir gün Diyanet'te üst düzey bir yetkili bana geldi. Dedi ki, hocam dedi, benim anam dedi şeyde yatıyor, yoğun bakımda. Ben de üniversitedeyim. Dedi, sen dedi, senden bir ricam var. Dedim, buyurasın. Adam Diyanet'te üst düzey bir yönetici. Dedi ki, ya ben annemi çok severim dedi. Anneme dedi, eğer dedi durumu kötüleşirse dedi, biz ona BÖT cihazı diyoruz. Yani buradan bir şey açıyoruz. Bu nefes borusuna bir operasyon yapıyoruz. BÖT cihazını takıyoruz. Dedi, onu yapmasınlar dedi. Ben dedim ki vallahi hocam dedim sizin işiniz ama dedim ben haddim değil sizin işinize girmek. Ama dedim İslamiyet'te bir kaide var. Bir saat yaşaması mümkün olabilecek bir hasta için her şeyi yaparsınız. Biz onu yaparız dedim. Adam düşündü dedi ya sen haklısın ya. Eğer dedim annem bir saat yaşayacaksa biz onu yaparız. Bu da diye anneme yapmayın annem. O zaman annen ölür. Allah bunu kabul etmez. İslamiyet bunu kabul etmez. E kardeşim şimdi sen gidip de kalabalıkta namaz kılacaksın. Sen sağlam bir adamsın. Yanındaki adam virüsü taşıyorsa sana bulaştıracak. Evet. Halbuki hesap ortada. Virüs iki yolla bulaşır. Ya o adamın mesela eliyle, ağzıyla kirlettiği bir şeyden bulaşır. Ya da yarasadan bulaşır. Ya da adam tam senin yanındadır konuşurken damlacık enfeksiyonuyla falan sana bulaştırır. O zaman mesafeyi açacaksın. Bu senin açmazsan ne olur? İntihar edersin. İntihar da İslamiyet'te yasaktır. Böyle bir şey olmaz. Evet Sayın Bostancı. Evet. Gerçi bu koronavirüs tedbirlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Bakanımızın açıklamalarını evet. Özellikle saat 19'da da yeni açıklamalarda bulunacak. Şimdi evet. özellikle Sayın Bakan'a evet. Ben teşekkür ediyorum. Zaten genel kamuoyunun geneli de Sayın Bakan'ın bu tavrından çok hoşnut kaldılar. AK Partili olsun olmasın bu konuda. Evet. Hakkını teslim ettiler. Neden teslim ettiler? Buranın altını çizersek belki diğer bakanlara veya bundan sonraki siyasette de bir gelenek haline gelir, bir temayül haline gelir. Bu tür davranışları diğer bakanlardan da vesaire devlet ricalinden de görebiliriz. Bakan ne yaptı? Konuşurken bir siyasi grubun sözcüsü gibi hareket etmedi. Türkiye'nin 80 küsür milyonun insanın bakanı gibi siyasi bagajlarını, şunları bunları göz ardı ederek küm yalanlığıyla, küm samimiyetiyle ki bunu halka da hissettirdi. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanıyım. Evet. Bunu öne çıkardı. AK Partili bir siyasetin bakanı olduğunu ne yaptı? Arka plana çekti ve bu herkes tarafından kucaklandı. Bu onun başarısıdır. Takdir görmüştür. Takdir görmeye de devam edecektir. Bir kere bunun altını çizelim. Hatta Süleyman Baydili var, meşhur eski yönetmenimiz. Bir paylaşım evet, evet, yapmıştı. Evet, ben de onu Facebook'ta, sosyal medyada paylaştım. Çok güzel ifadelerle Sayın Süleyman Baydilli bu konuda evet. açıklaması vardı. Ben de ona katıldım. Sayın evet. Bakan'a buradan ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberliğin sağlanmasında da onun o tavrının, o davranışının, verdiği mesajların çok önemi çok büyük. Şimdi yalnız koronayla mücadelede bir de şunu da söyleyeyim. Hocam yine burada affına sığınarak. Estağfurullah. Şimdi yanılıyorsam lütfen düzeltsin. Aslında bu koronanın belli bir süre sonra belli bulaşıklığın belli oranda birçok kesim tarafından çeşitli seviyelerde enfekte olarak
yaşanacağını doktor enfeksiyonistler de söylüyor. Evet. Öyle mi? Abi bu yeni bir vaka, yeni bir mikrop, evet. yeni bir virüs evet. ama bu gene sonsuza kadar bizimle beraber yaşayacak. Evet. evet. Şimdi buradaki mesele onu da çok ön plana çıkarmıyor.